Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kuş bitleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz artık havalar ısınmaya başladı. Bu bitler de bu sıcak havaları çok seviyor. Yani bu dönemlerde çok fazla çoğalıyor. Sizler de bu süreçte yaşayabilirsiniz. Kuşlarınız bitlenebilir. Bu tarz bir durumla karşılaşırsanız neler yapabilirsiniz? Birazdan onlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde şöyle bir kuşların son durumlarını göstermek istiyorum sizlere. Onları da merak ediyorsunuz. Özellikle de pastel'i çok soruyorsunuz bana. Pastel gördüğünüz gibi formu yerinde. Oyuncağıyla oynuyor. Az önce kuru yapmaya çalışıyordu. Bu arada Sultan Papağan da önemli bir şey zannetmiş bu oyuncağı. Pastel sürekli oynuyor ya. O da oyuncağa yaklaşmaya çalışıyor ama bakın. Pastel çok sinirli, onu oynatmak istemiyor. Pastel böyle eşyalarını kimseye elletmiyor arkadaşlar. Hemen saldırı moduna geçiyor. Şöyle salma kafesi göstereyim. İçinde kuşları görüyorsunuz. Cambazlık yapmaya çalışıyor bir tanesi. Bunun içine de hatırlarsanız bir sürü kuşum vardı ama şimdi hiyerarşi sorunu yaşadım. Kuşlar birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Yemliklerden falan birbirlerine yem yedirmiyorlardı arkadaşlar. O yüzden böyle 5'e indirdim. Sayıyı biraz azaltmaya çalıştım. Yavru olanları sahiplendirdim. Şimdi 3 tane erişkin kuşum var. Bakın şu yeşil olan, sarı olan ve şu sallanan limonu biliyorsunuz. Bunlar erişkin kuşlar. Şu limonun yanına çıkan ve hemen arkadaki mavi olan da yavru kuşlar. Şimdi en azından böyle azaltınca bu sorunlar da ortadan kalktı. Yani kavga falan olmuyor. Yani çok olunca kuşlar zayıflamaya başlamıştı. Yem falan yemiyorlardı. En azından o sorunları atlattım. Hemen burada ispinozlarımı görüyorsunuz. Bunlar da zaten beni ne zaman görseler kaçmaya çalışıyorlar. Küçük olduklarından arkadaşlar. Çok hareketliler. Bunların tek şeyini sevmiyorum. Böyle çok fazla uçtukları için kafeste. Dışkılarını da bu esnada yapabiliyorlar. Duvarlara falan yapışıyor. Bakın hemen kafesin arkasında. Duvarda bir sürü iz oluşmuş. Hatta yem falan değiştirirken genelde elime falan işiyorlar korkudan. Bu huylarını sevmiyorum açıkçası. Küçük olduklarından dolayı. Aşağıdakileri göstereyim sizlere. Bakın burada da Çin ispinozlarım var. Bunlar da yine Hint birbirleri gibi çok fazla hareket ediyorlar kafes içinde. Ha, bu arada kanaryam da buraya gizlenmiş. Bu pastel falan buna kuru yapmaya çalışıyor. O yüzden böyle genelde kuytu köşede saklanıyor kanaryam. Bakın şu anda o da kendi haline takılıyor. Şimdi hemen bir de şöyle Sevda papağanımı göstereyim. Onu da salmadım bu arada. Saldığım zaman pastelle kavga ediyorlar. Bu şimdi Sultan Papağan'ı çok seviyor. Onunla takılmak istiyor. Şimdi Sultan Papağan da pastelle takılmak istiyor. Yani onu çok fazla seviyor. Bundan dolayı da şimdi pastel Sevda Papağan'ı dövmeye kalkıyor. Sevda Papağan pastelin ayaklarını falan ısırıyor. O yüzden yani dengelemeye çalışıyorum. Odada da bir hiyerarşi oluştu artık. Kuşlar arasında. Bu da buraya geldi ama bakalım ne düşünüyor. Böyle o kıyıları falan kemirmeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar konumuza gelmek istiyorum çok fazla uzatmadan. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdi artık havalar nemli olacak bu aylardan sonra, özellikle de yaz aylarında. Buna bağlı olarak da çok fazla bit sorunu yaşayacaksınız. Yani %80 falan mesaj geliyor bana bit sorunu ile ilgili. Şimdi bu bitler kırmızı kırmızı küçük küçük canlılar ve koloni halinde yaşayan canlılar. Genel olarak kuşların tüylerinde ortaya çıkıyorlar arkadaşlar. Orada doğuyorlar. Sonrasında ise kuşlara yakın olan noktalara tünek başlarını kontrol edebilirsiniz. Şu tünek başları, tüneklerin ara kısımları. Hemen kafesin köşe kısımları, kafesin altındaki tabak altındaki kısımlar, şu sulukların alt kısımları gibi bölgelere, mineral blok, yine kalamar kemiğinin iç kısımlarına
Bu bitler yerleşiyorlar. Kuşa yakın bölgelere yerleşmek zorundalar. Çünkü uzak bir bölgede olursa hayatlarını kaybediyorlar 2-3 gün içerisinde. Kanından besleniyorlar kuşların. Bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Kuşun yakınında olan objeler olabilir. Yine evin içine de yayılabiliyor bunlar yakın noktalara. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar baştan şunu söyleyeyim. İnsanlar için zararlı bir şey değil. Yani insanların vücuduna etki edemiyorlar. Sağlığına zarar veremiyorlar ama alerjiniz varsa kızarıklık falan yapabilirler vücudunuza geldiğinde. Kızarıklığa neden olabilirler. Yani sizin vücudunuzda yaşayamazlar. Tüyleriniz olmadığı için tutunamıyorlar. Peki bit olduğunu nasıl anlayacaksınız? Kuşunuz çok kaşınıyorsa, gece vakitlerinde çok çırpınıyorsa kafes içerisinde kendiliğinden havanın karanlık olduğu durumlarda sürekli ciyak ciyak bir sesle vücudunu kaşımaya çalışıyorsa kuşunuzun vücudunda arkadaşlar bit vardır. Kuşunuzun zayıflamasına neden oluyor. Kanına emdiği için bağışıklığını zayıflatıyor. Kuşunuzun iştahında bir azalma olabilir. Bunları fark ederseniz kuşunuzda bit vardır. Nasıl kontrol edeceğiz? Hemen arkadaşlar kafesin şu alt kısmına, tabak kısmına beyaz bir tane A4 kağıdı koyacaksınız benim koyduğum gibi. Bunu kontrol edeceksiniz. Ama bu bitler gündüzleri uyuyorlar. Akşam saatlerinde ortaya çıkıyorlar. O yüzden akşam saatlerinde beyaz bir kağıt koyup kafesin altını yürüyen kırmızı kırmızı böcekler var mı diye kontrol ediyorsunuz. Bir diğer yöntem de şu kafesin köşe noktalarına bantlar yapıştırmak. Bandın yapışkan yüzeyi yukarıya doğru gelecek. Yani bandı ikiye kıvırıyorsunuz, yapışkan yüzey bırakıyorsunuz. Bu böcekler kafesin uç noktalarına yerleştiği için gelerek arkadaşlar bandın üzerine yapışıyor. Kontrol ettiğinizde de böcekler varsa kuşunuz bitlenmiş demektir. Şimdi bir de şu konuda uyarı yapmak istiyorum. Yaz geldi diye genelde havalandırmak için kuşlarımızı balkona çıkarıyoruz. Ve o sokak kuşları da genelde geliyor, benim kuşlarıma falan geliyor. Bu kuşların üzerine gelecek olursa kafeslerine onlardan bit düşebiliyor arkadaşlar. Bu düşen bitler de kuşun üzerine gelerek orada çoğalmaya başlıyor. Yani kuşunuzun sokak kuşlarıyla olan temasını kontrol etmeniz gerekiyor. Gözetim altında dışarıya çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Oldu da kuşumuzda bit oldu. Peki ne yapacağız? Hemen pet shop'a gidiyorsunuz. Şöyle pet shop'larda bit parazit spreyleri satılıyor kuşlar için. Bunun fiyatı 7,5 ile 15 lira arasında değişiyor arkadaşlar. Güncel fiyatı bilmiyorum. Belki daha fazla da olabilir. Bundan kuşunuzun kanatlarının altlarına, sırt bölgelerine, kuyruklarına sıkabilirsiniz. Tabii ki gözlerine gelmeyecek kesinlikle. Gözlerine gelirse sıkıntı olabilir, zarar verebilir. Kuşunuzun tüylerini 15 günde bir sıkıyorsunuz gerek duydukça ve şu tünek başlarını sıkmanız gerekiyor bu aralıklara. Yine kafesin köşe noktalarına sıkmanız gerekiyor temizlikten sonra. Bu süreçte temizlik de çok önemli. Kafesinizi 2 günde bir temizlemeniz gerekiyor. Tabii öncelik kuşlarınızın tüyleri, çünkü tüylerde bunlar çoğalıyorlar, hayatlarını devam ettiriyorlar ya da orada besleniyorlar. Kuşunuzun tüyünde bu işi bitirdikten sonra bir de bu kafesin alt kısımlarını da temizlemeniz gerekiyor. Telleri falan yıkamanız gerekiyor. Çünkü tekrardan bir iki tane bit kalacak olursa tekrar kuşun tüyüne yerleşerek çoğalabiliyor bunlar, beslenebiliyorlar. O yüzden hem kafese dikkat edeceksiniz hem de kuşunuzun tüylerine dikkat edeceksiniz bu süreçte. Bir de arkadaşlar size doğal bir yöntem göstermek istiyorum. Şu sprey kutusunda su dolu şu anda. Bunun içerisine az miktarda elma sirkesi damlatıyoruz. Bakın bunun içerisinde elma sirkesi var. Az miktarda elma sirkesi karıştırdım suyun içerisine. Yine bunu bit spreyi niyetine kullanabilirsiniz doğal olarak. Şimdi her arkadaş ulaşamıyor. Bazı arkadaşlar ilçede falan yaşıyorlar. Pet shop olmayan. Suyun içerisine elma sirkesi koyarak antibakteriyel özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yine temizlik sonrasında kafesin köşelerine bu sudan sıkabilirsiniz. Tünek başlarına. Kuşlarınızın tüylerine de sıkabiliyoruz bu elma sirkeli sudan. Suyuna iki damla karıştırırsanız iç parazitlerin de yok olmasında faydalı oluyor elma sirkesi. Tabii her zaman yapmayın. Arada sırada 15 günde bir suyuna iki damla koyabilirsiniz. Yine tüylerine sıkabilirsiniz. Bunlar doğal yöntemler. Kolaylıkla gördüğünüz gibi bit sorunundan kurtulabiliyoruz.
Şimdi bana çok soru geliyordu. Bu salma kafeste bit sorunu yaşıyor musun diye. Çünkü bu tahta olan kafeslerde daha çok çoğalıyorlar. Yani tahta olan yerleri çok fazla seviyor bitler. Ben arkadaşlar şu ana kadar bit sorunu yaşamadım. Ya çünkü temizliğe dikkat ediyorum. Şu kafesin altını her gün temizlemeye çalışıyorum. Yine köşe noktalara bit spreyi falan sıkıyorum. Zaten kuşun tüylerinde bittiği için hiç. Onların tüylerine zaman zaman bit spreyi sıkıyorum. Yine sirkeli su da sıkabiliyorum. Bu şekilde bit sorunun yaşamasını da engelledim kuşlarımın. Şu ana kadar bir sorun yaşamadım ama tabii ki şu andan sonra da yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Aynı şekilde özen göstermem gerekiyor temizliklerine. Bir de arkadaşlar kalıcı sorun, kalıcı çözüm var bitler için. İlmeçtin diye hatırladığım kadarıyla ilmeçtin olarak adlandırılıyordu. Ondan kuşların ensesine bir damla damlatıyorlar. Bu sayede böyle 6-7 ay boyunca bit sorunu yaşamıyor kuşlar ama şimdi o ilaç çok tehlikeli bir ilaç. Yüksek dozda kuşun kilosunu falan hesaplamak gerekiyor. Uzman olmak gerekiyor onu damlatmak için. Fazla dozla damlatacak olursanız kuşunuz ölebilir çünkü zehirlenmeye yol açıyor vücutta. Veterinere giderek eğer kalıcı bit sorunu yaşıyorsanız, kalıcı çözüm arıyorsanız da 6-7 ayda bir veterinere giderek o damladan yaptırabilirsiniz. Kesin çözüm yani. Onu bir kere damlattıkları zaman çok kuvvetli bir ilaç. Ense kısmına, deri kısmına damlatıyorlar. Böylece 6-7 ay boyunca bit sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. Eğer ben uzmanım, yaparım derseniz tabii ki ilacı temin ederek kendiniz de yapabilirsiniz kuşlar ama çok da tavsiye etmiyorum. Sonuçta kimyasal zararlı bir ilaç. Fazlası zararlı olan bir ilaç. Yani uzman ellere teslim etmekte fayda var kuşlarınızı ölmemesi için. Gördüğünüz gibi pastel efendi bu şekilde arkadaşlar. Hiç oyuncaktan ayrılmıyor. Çok hareketli bir kuş. Kilo sorunu yaşıyordu biliyorsunuz. Sizlerle geçmiş videolardan. Tabii şu anda biraz daha iyi kilosu. Hareket kabiliyetinde falan sıkıntı yok. Rahat uçuyor ama biraz daha zayıflasa iyi olacak da sanırım bünyeden kaynaklı bir şey. Çok fazla yem tüketiyor. Pastenin bünyesi de bu şekilde. İnsanlarda nasılsa kuşlarda da arkadaşlar zayıflık kilo konusunda farklılıklar olabiliyor. Tabii kilo ne zaman kuşun hareketini engellemeye başlıyor o zaman sıkıntı işte. Kuşun ölümüne kadar gidiyor yağlanma sorunundan dolayı. Böyle pastelle oynayacaksınız. Sürekli başının kaşınmasını falan istiyor. Sultan papağanı da buraya gelmiş. Böyle arkadaşlar bizlerde durumlar gayet iyi. Şöyle son olarak balıklarımı da göstereyim sizlere. Ben böyle çok çeşit balık beslemiyorum arkadaşlar. Böyle az sayıda ciklet kolonisi kurdum. Böyle 4 tane sarı prenses balığım var. 4 tane yunus balığım var. Bir tane şu kedi balığım var. Çöpçü balığım. Böyle bir kolonim var benim. Tabii bilmiyorum hani farklı çeşitler alır mıyım. Şu an için bunları besliyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere bit sorununa karşı neler yapabileceğiniz konusunda aydınlatmaya çalıştım. Umarım sizler için de etkili bir video olmuştur. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.